Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi trading bir sitesi üzerindeyiz ve Mart içerisinde arkadaşlar kilit açmalar gerçekleşecek altcoinlere bir göz atacağız. Burada unlock dediğimiz yani kilit açma muhabbeti nedir? Olayı nedir? Hangi durumda altcoinlerde nasıl bir durum gözlemlenmesini sağlar? Bunun üzerine genel olarak bir anlatı yapacağım meselenin anlaşılması için. Devamında tabii ki altcoinleri burada ne yapacağız? İnceleyeceğiz. Neler beklenecek vesaire vesaire. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bizim kilit açma dediğimiz mesele doğrudan doğruya bir dolaşan arzın artması, tamam mı? Bir coin olur. Mesela burada ne var? İşte Bitcoin var ya da mevzusu geçen işte Ape üzerinden bakalım. Ne oluyor burada arkadaşlar? Belli bir meblağda bir toplam arzı var bunun, tamam mı? Beraberinde belli bir miktarda da işte dolaşan arzı var. Burada görmüş olduğunuz dolaşan arz, devamında toplam arz. Şimdi bunların arasındaki farkın çok geniş olması uzun vadede olumlu bir durum değildir arkadaşlar. Bunu bir kere bilmek lazım. Örneğin ApeCoin üzerinde ki mesela bir coin'in faiz oranlarının çok yüksek olması da olumsuz bir durumdur. Staking oranlarından bahsediyorum. Neden? Uzun vadede sürekli anlamda arzın artması anlamı taşıyacaktır. Burada örneğin bakınız ki daha staking üzerine bir oluşum yok. Ama APT coin'in ilerleyen vakitlerde misal faiz oranlarının yüksek olacağını anlamak çok zor değil. Neden? Çünkü dolaşan arzıyla toplam arzı arasında büyük bir miktar var arkadaşlar. Bunu nasıl ya bu adamlar bunu baştan neden böyle ayarladı? Çünkü muhtemelen büyük bir agresif teşvik uygulayacaklar. Burada kalan meblağ ekibin elinde olmak suretiyle bahsi geçen bazı durumlarda burada dolaşan arzı arttırıyorlar. Şimdi dolaşan arz ortalama ne kadar artabilir? Tabii ki arasındaki fark kadar artacaktır. Örneğin Ape'in elindeki meblağın toplam şu an dolaşan arzın %36,8'ini kapsadığını görüyoruz. Yani ortalama 1/3'ünü. Tamam. Bu ilerleyen süreçte ne anlam ifade ediyor? Yani gelecek yıllarda ne olacak arkadaşlar? Ape'in doğal bir şekilde yani doğal anlamda Ape'in fiyatları normalde 3 kat gerilemeye müsait. Anlatabiliyor muyum? ApeCoin ekibi şu dakika dese ki tamam biz bunların hepsini arz ediyoruz deseler bu coin'in arkadaşlar fiyatı ortalama işte ne olacak? 1-2 dolarlara kadar ortalama 1,8-1,9 dolarlara kadar ani bir geri çekilme yaşayacak. Şimdi böyle olaylar gözlemlenebilir mi? Bir proje Ponzi değilse gözlemlenmez. Neden? Ekip aniden bunları piyasaya sürdüğü zaman ekip bu tabii ki para kazanması anlamı taşıyor, tamam. Dolayısıyla bu gibi olayların gözlemlendiği piyasada hemen hemen yoktur. Ekip bunu anında sürer. Bu bir vurgun anlamı taşır. Hemen piyasaya sürdü yani elindeki coinleri sattı, piyasaya sürdü. Yok oldu gitti ve coin bir anda çat diye çakıldı. Bu anlamı ifade eder arkadaşlar. Dolayısıyla durum da bu şekildedir. Şimdi ekibin uzun lafın kısası dolaşan arzı arttırması doğal paritelerde bir geri çekilme anlamı taşıyor ve bu da bu şekildedir. Boğa sezonunda bu yapıldığında ekseriyetle coin üzerinde yükseliş gerçekleşiyor ama bu aslında göz boyayan bir durumdur. Neden? Dolaşan arz artar arkadaşlar. Bu daha çok alım odaklı işlemler gördüğümüz bir sezonda alım odaklı karşılanır. Dolayısıyla arzın artması doğal paritede geri çekilmeye rağmen coin'de talebin artışıyla vuku bulur ve yeşil bir mum karşınıza çıkar. Coin'in fiyatları an itibariyle artmıştır. Ama şunu unutmamak lazım. Genel olarak yani ayı sezonu içerisinde boğada artan bu dolaşan arz muhakkak ne yapacaktır? Bir şekilde kendisini gösterecektir. Mesela biz bunu AX'ta gördük. Çok iyi bir boğa sezonu geçirdi. En nihayetinde faiz oranları yüksekti, tamam mı? Faiz oranlarının yüksek olması da budur. Ekip sürekli olarak arz etmek zorunda bir şekilde arkadaşlar. Bunlar yani
Gökten zembille inmeyecek tabiri caizse. Anlatabiliyor muyum? Neyse devamında çok inanılmaz derecede düştüğü bir fakat ayı sezonu geçirdi. Aksi neden böyle oldu? Çünkü arzını büyük ölçüde arttırdı. Tamam mı? Piyasada büyük ölçüde bir aks döner hale geldi ve üzerinde bu tarz coinlerin üzerinde uzun vadede bir enflasyon olur arkadaşlar. Dolayısıyla uzun vadede piyasada çok fazla hareket kabiliyetleri maalesef olmaz. Büyük ölçüde volatilite gösterirlerken boğa sezonlarına baktığımızda gitgide yıllar içerisinde küçülen bir yapı karşımıza gelir. Dolayısıyla piyasadan elemine olma ihtimalleri çok daha yüksek olacaktır. Bu tarz kripto paraların. Şimdi bu demek değil ki bunları almayalım, üzerinden bir yatırım stratejisi kurmayalım anlamı taşımıyor. Ancak işte ayı piyasasında bunların alımını yapıp staking'e oturttuğunuz zaman boğa sezonunda güçlü yükselişler gerçekleşti. Geçmişte mesela yine aks örneğinde gözlemlenmiştir arkadaşlar, tamam mı? Dolayısıyla bunlar iyi yatırım getirileri muhakkak sunabilirler. Ama uzun vadede bunun sürdürülebilir bir ekonomik politika olmadığını da bilmek gerekiyor. Uzun lafın kısası mesela siz gelecek yıllarda işte ben bu coin'i alırım 5 sene 10 sene tutarım mantığıyla misal veriyorum. Eğer çalışacaksanız burada Ape gibi APT gibi coin'leri tercih etmek çok akıllıca bir tercih olmayacaktır. Arzı sabit yahut hatta deflasyonist bir yapıyı benimsemiş. Yani otomatik sürekli yakımlar yapan, arzı uzun vadede azalan bir projeyi tercih etmeniz daha akıl kârı olacaktır arkadaşlar. Durumlarda en neticede budur. Genel anlatı da bu şekildedir. Burada tabii yani açtık baktık işte bunların arzı art. Mesela 12 Mart'ta 59 milyon dolarlık arkadaşlar bir APT'nin piyasaya sürümü. 14 Mart'ta hakeza DYDX 20 milyon dolarlık, 15 Mart'ta 100 milyon dolarlık BIT, 17 Mart'ta 210 milyon dolarlık Ape, 25 Mart'ta 19 milyon dolarlık IMX'in açılım gerçekleştirmesi hakeza beklendiği burada yazıyor. Bunlar açısından konuşursam tabii bu Fed'in faiz arttırımı gelmeden önce bir korku ortamı olacağı için bunların alımla yön bulma ihtimalinin biraz zor olduğunu düşünüyorum ben kısa vadede. Bir kere onu söyleyeyim. Tabii bunlar bu miktarın çat diye bir anda hani pariteleri düşürmesi, coin fiyatlarını çat diye düşürmesi de beklenmeyecektir. Nitekim şunu da söyleyeyim. Az önce bir anda sürüm örneği verdim. Bu olmayacaktır. Ekipler bunu zaman zaman belli aralıklarla hissettirmeden arttıracaktır. Fakat bu da biraz daha tehlikeli olabiliyor. Çünkü uzun vadede en neticede aynı etki gözlemlenecektir arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.